Hocam, 2023'e artık sayılı bir vakit kaldı. Türkiye Evet. açısından ve dünya açısından nasıl bir 2023 bekliyorsunuz? Özellikle Türkiye'de tabii bir seçim atmosferi söz konusu. Bu seçim atmosferi farklı şeylere yol açabilir mi? Ekonomik anlamda Açıyor. ne bekliyorsunuz? Sokaklarda bir şey bekliyor musunuz? Ve sonra da dünya. Ya şimdi Türkiye'de artık öyle bir ayrışmaya döndü ki Türk siyaseti. Yani bilerek de bunu siyasetçiler kullanıyorlar. Çünkü buradan oy devşiriyorlar. Yani ötekileştirme üzerinden. Ben senin bütün programlarında söyledim. Hep de söylüyorum. Ötekileştirme üzerinden bu ülkede yapılan siyaset bu ülkeye zarar veriyor. Bunu bir türlü anlatamıyoruz bu siyasetçi beyefendilere. Yani sen kısa vadede oy alabilirsin ama çok ciddi anlamda bu ülkeye zarar veriyor. Komşuyu komşuya karşı ne derler, bir kızgınlık besleyen bir ülkeye dönüşüyoruz. Sokaklarda gene öyle. O yüzden bu siyaset anlayışının bir şekilde terk edilmesi lazım diyeceğim. Boş konuşmuş olacağım. Kimse Tabii. terk etmeyecek. Belli ki gidiş gene aynı şekilde gidiyor. Nasıl bir Gerginlik atmosfer üzerinden yürüyor. O bekliyorsunuz? yüzden yani şöyle bir atmosfer bekliyor. Eğer bu şekilde gerginleştirme politikası ise terör örgütü Amerikan desteğinde şehir içinde bir takım, işte Diyarbakır'da gene yaptılar, polis aracına saldırdılar. Bu tür eylemleri artırmaya devam ederse çok huzursuz bir seçim dönemine gireriz. Ama biraz daha aklı başında politik davranırsa parti liderleri, ayrım gözetmeden söylüyorum, daha sağlıklı bir seçim olur. Ama seçim gergin olacak. Bunu çok Seçim net olacak söyleyeyim. mı? Çünkü Sizin öyle bir iddianız var mı seçim olmayacak şeklinde? yani şöyle, benim öyle bir iddiam, Yunanistan'la olan bu gerginlik devam ederse bir savaş ihtimali çok güçlü Haziran ayına kadar. Böyle bir savaş, adalar üzerinden dönecek bir savaş seçim erteler. Yani bu ihtimalde hiçbir zaman, yani şöyle anlatayım, yüzde olarak da %70'lerde falan. Yani çok yüksek bir ihtimal. Yani bir sabah uyandığımızda Yunanlarla ciddi anlamda adalar üzerinden bir savaşın başladığına tanık olabiliriz. Adalarla sınırlı kalır mı? İşte soru işareti bu. Bu seçimi tamamen erteletir. Zaten savaş zamanı seçim yapamazsın. O yüzden belli bir sıkıntı olacak gibi görünüyor. Aksi takdirde seçimler olur ama seçimler gene çok gergin bir ortamda olacak. Çünkü 1,5 puan falan bir fark görünüyor partiler arasında. Dolayısıyla hani at başı denen bir yarış olacak. Bunun gerginliği tabii ki her yere yansıyacak. Bir tarafta bu var ama dünya genelinde 2023 için hiç de güzel anlatımlar yok Türker. Yani ben bugün 12 tane CEO'nun Amerika Birleşik Devletleri'nde 2023 ile ilgili fiyatları nedeniyle, bir de Avrupa'nın asıl felaket yaşayacağı yıl olarak doğalgaz anlamında bir yıl olacağını ve dolayısıyla dünyaya çok huzur gelmeyeceği yönünde açıklamaları var. Özellikle 2023'ün ilk yarısı dünya açısından çok sağlıksız. Ama Türkiye açısından, bak gene söylüyorum, Türkiye'ye bir fırsat doğurdu. Hem doğalgaz, yani gaz merkezi anlamında, bunu Putin ikide bir dillendiriyor, doğrudur. Ayrıca bu savaşa dahil olmayarak ortada hani bir arabulucu rolü oynaması Türkiye'ye çok avantaj sağlamıştı. Ve şimdi Avrupa'ya ihraç ettiğimiz yan sanayi ürünleri, teknoloji ürünleri konusunda da bir avantajımız vardı Çin'in tedarik zincirini kırması nedeniyle. Peki bunlar devam eder mi? Avrupa'da resesyon başladı. Sonuçta Avrupa'da başlayan resesyon Türkiye ihracatına düşüş olarak şu an küçük miktar yansıdı ama önümüzdeki aylarda nasıl yansır? Tabii bu bir soru işareti. Yani o yaz aylarında, Eylül-Ekim aylarındaki patlamayı devam ettirebilir miyiz? Tabii bu biraz soru işareti. Çünkü Almanya'dan, İngiltere'den, Fransa'dan gelen veriler hiç de sağlıklı değil. Daha 2 gün önce İngiltere'de sağlık sektörü ve demiryolu işçileri greve gitti, hayat durdu. Hastalar ortada kaldı, ameliyatlar yarım kaldı. Yani bugün
Bizdeki Batı seviciler bunu görmemekte direniyorlar ama ben o medyayı çok yakından takip ediyorum. Yani bir rezillik yaşanıyor şu an İngiltere'de, Fransa'da. Özellikle söyleyeyim, Almanya'da öyle. Çok sıkıntılı. Şu an ellerindeki stok doğalgazı savaş için kullanacakları stok doğalgazları kullanıyorlar. Ve fiyatlar inanılmaz yüksek. Daha dün kardeşim oradan geldi. Oradaydı, Almanya'daydı. Orada üst düzey görev yapan bir akrabamız var. Yüksek maaş almasına rağmen adam evinde doğalgaz yakamıyor, düşünün. Daha başka bir şey söylemeyeceğim. Yani o yüzden Avrupa'nın durumu iç açıcı Enflasyon değil. yani Türkiye 2023'te de hayatımızda olacak. ya sevgili Türker, bunu hep gene senin programlara getiriyorum. Sende de söyledik. Kendi YouTube kanallarımızda da. Enflasyon anladığımız anlamda geri gitmeyecek. Yani daha net konuşayım. Bugün 200 lira olan bir peynirin fiyatı 150 liraya düşmeyecek. Ama Türkiye'deki enflasyonun hızı önümüzdeki yıl %20'lere düşecek. Yani zam gelecek ama düşük miktarda gelecek. Hani böyle %100, %200 anlamında gelmeyecek. Bu nedenle hani baz etkisi diyoruz biz buna. O yüzden baz etkisi nedeniyle öyle yüksek enflasyon görmeyeceğiz. Ama fiyatlar özellikle evler konusunda, arabalar konusunda, ne bileyim yiyecek konusunda öyle geriye gidecek gibi görünmüyor. Bu birincisi, Türkiye için konuşuyorum. Ama hızı düşecek. Hani bu kadar sıkıntı yaratmayacak. Tabii verecekleri zamma da bağlı. Açık konuşayım. Yani şu an asgari ücrete nasıl bir zam yapılacak? Bu belirleyecek halkın ne kadar rahat edip etmediğini. Şimdi asgari ücretin de iki tarafı var Türker. Yani iki ucu keskin bir bıçak. Çok zam yaparsan küçük ölçekli orta işletmeleri batırırsın. Yani eleman çıkartmak zorunda kalırlar. Büyük şirketlerde de aynı problemi yaşarmış gibi görünüyoruz. Devlet eğer buna sübvanse edecek bir sistem uydurabilirse, evet halk bir süre rahat edebilir diye düşünüyorum. Yani o yüzden Türkiye Avrupa'ya göre daha avantajlı konumda. Ama gene söylüyorum, her şeyden önemlisi Türkiye'deki gıda fiyatlarının kontrol altına alınması gerekiyor. Yani bugün asgari ücret birisi çıksa diyelim ki 7 bin, 8 bin lira oldu. Yarın maliyetleri bahane etmesin. Bu büyük market zincirlerin 6 ay önceden özellikle hani dayanıklı tüketim maddelerini aldığını biliyoruz, depolarına koyuyor. Buna peynirler de dahil, kaşar peynirleri de dahil. O yüzden hikaye okumasınlar. Yok maliyetler yükseldi. Hayır, yükselmedi. Sen otomatikman oturuyorsun 6-7 market birlikte fiyat belirliyorsun. Şu kadar zam geldi diye. Ha, bu işin içinden gelmiş biri olarak söylüyorum. Yani fazla Yani o faiz yüzden fiyatlar var diyorsunuz. evet, fazlasıyla var. Yani insanlar bugün gidip bak gene söylüyorum, bir kaşar peyniri 220 liraya. Ben bugün gittim, eski kaşar. Ha, yeme diyeceksin. Niye yemeyecek? Modern bir dünyada yaşıyoruz. Yiyecek o, insanların da hakkı. Yumurta. Yani yumurta aldı başını gidiyor. Niye bu kadar yüksek kardeşim? Daha düne kadar yumurta bolluğu vardı pandemiden önce. Ne oldu birdenbire uçurduğumuz fiyatları? Tavuk yemleri arttı. Yani herkes birbirinin üzerine topu atıyor. Bak, Orta Doğu kurnazı bir ülkeyiz. İnsanlarımız, maalesef insanlarımız bu alışkanlığından vazgeçemedi. Fırsatını bulduğu zaman herkes kendi ölçeğine göre zammı taşıyor. Yani ürettiği malın üzerine koyuyor, Doların bahane de seyri hazır. böyle devam eder Enflasyon. mi hocam? Doların seyri ve altın. Hatırlıyor musun? Senin programda dedim ki dolar asla 30 lirayı görmeyecek. 60 lirayı hiç görmeyecek. 21-22 lira bandında en fazla 2023'te devam edeceği miktar. Çok net bu yani. Zaten 18'e çakıldı kaldı. Evet, bir kontrollü süreç var. Bu Merkez Bankası'nın 2023 yılı, ben tahminlerini de şey yaptım yani, raporlarını da okudum. 22 lira, 23, en fazla 22 lira bandına çıkması hedefleniyor. 2024 sınırında. Dolayısıyla dolar artmayacak, geçmiş olsun. Dolardan zengin olmak isteyenlere. Eğer öyle bir tuzağa düşüp hani ani bir atak yapılıp, hatırlıyorsun, bir anda 25-30 liraya çıkartıp sonra gol yemek.